Bence diğer başvuru olduğunda burada olmasaydı. Öykü Hanım, sizi bekliyoruz. Beni mi? Öykü abi. Ayaz, neler oluyor? Arkadaşlar, bu projede Ayaz Bey'e Öykü Hanım eşlik edecek. Henüz bu ikiliyi hiç kimse tanımıyor. Ama emin olun çok yakında herkes onları konuşacak. Ben hiçbir şey anlamadım. Hangi tahtayım bunun bu dizi işlerini? Hani ben kovulmuştum? Görüntüleri tekrar izledim. Acele karar vermişim. İşte. Öykü Hanım, bakalım. Öykü Hanım. Bakın, beni buradan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmanızı istiyorum. Maalesef bu mümkün değil Şeyma Hanım. Ama neden? Her şeyi anlattım işte. Suçsuzum ben, masumum. Sizi anlıyorum. Ama Mete Bey çok iyi bir plan yapmış. Şu anda yasalar önünde suçlu görünüyorsunuz. Bunun tersini ispat etmemiz imkansız. Yani ne diyorsun ya? Sadece tek bir yol var. Mete Bey ile konuşup kendinizi temize çıkarabilirsiniz. Yani buradan çıkmamın tek yolu Mete mi diyorsunuz? Maalesef öyle. İyi iş çıkardın. Senin yardımların olmasaydı Şeyma'dan böyle intikamımı alamazdım. Bütün plan sana aitti. Ben sadece Şeyma'nın bilgisayarından para transferi yaptım, o kadar. Bu da onu içeri göndermeye etti. Peki şimdi ne yapacaksın? Şeyma artık avucumun içinde. Ya içeride kalacak ya da ben ne söylüyorsam tıpış tıpış yapacak. Daha büyük planların var sanırım. Senden Öykü ve Ayaz'ı takip etmeni istiyorum. Attıkları her adımdan haberim olacak. Aslında Önem ve Mehmet'i de takip et. Evet, evet. Ben de gideyim bir Şeyma'yı ziyaret edeyim. Bakalım aklı başına gelmiş mi? Ay, inanmıyorum Burcu sana ya. Ay, ortalık birbirine girmiş, haber vermiyorsun. Ya kızım, neden aramıyorsun sen ya? Hemen atlar gelirdik yani. Oğlum ben de söyledim de Burcu istemedi işte. Ya ne bileyim ya. Ben sizi telaşlandırmak istemedim. Ya yalnız gerçekten benim kafam allak bullak oldu. Nerede olabilir ki? Ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyoruz işte. İyi bir şey aramadım seni. Ya Şeyma'yı aramış sözde de. Bizi arayan soran yok tabii. Ya her şey çok garip değil mi ya? Yani Mete olunca zaten işin içinde her şey ister istemez böyle daha karmakarışık bir hale geliyor. Ya ama en azından hayatta değil mi yani? Bundan eminiz. Ya sahilde bir ceset bulmuşlar. Önce korktuk ama o değilmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin saklanıyor bir yerde. Bakın görürsünüz. İyi de neden böyle bir şey yapsın ki? Ya vallahi ben onu bunu bilmiyorum ama bütün bu soruların cevabını verebilecek tek bir insan var. O da Mete. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Sağ salim çıkar orada. Hayır, benim Şeyma işini aklıma almadı. Tamam, öyle çok mantıklı bir insan değil ama Mete'nin parası için böyle bir şey yapar mı? Bilemedim. Dedim ya İlker, abim bir mektup yazmış. Eğer bana bir şey olursa sorumlusu Şeyma'dır demiş. Ya arkadaşlar, hiçbir şey gördüğü gibi değil. Bu işin içinde bir iş var. Evet Şeyma, dersini aldın mı bakalım ha? İşte bana iftira atarsan sonun böyle olur. Bak, şimdi bütün hayatım benim elimde. Sen kazandın Mete. Söyle bana, ne istiyorsun?
Seninle bir anlaşma yapacağız. Tabii eğer sen buradan çıkmak istiyorsan, yok ben burada mutluyum diyorsan... Ne istiyorsun Medya? O bebeği aldıracaksın. Mete benden bunu isteme. Şeyma, bu kapıdan çıkar giderim, bir daha da yüzümü göremezsin, anladın mı? Ben gemileri yaktım kızım. Benim param var, imkanım var. Giderim yurt dışında yaşarım. Herkes beni öldü, seni de katil bilir, anladın mı? İyi düşün. Ben o bebeği istemiyorum. Tamam. Güzel. Ama bitmedi. Herkese doğruyu söyleyeceksin. O merdivenlerden kendi kendine düştüğünü herkese anlatacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi anlaşmamızın son ve en önemli maddesine geldik. Öykü'yü kazanmama yardım edeceksin. Ya Mete sen hastasın ya. Gerçekten hastasın. Ya Öykü Ayaz'ı seviyor. Yakında evlenecekler. O şimdilik öyle. Yakında roller değişecek. İmkansız. Hayatta yapamazsın. Sen bundan hiç kafana takma Şeyma'cığım. Benim bir planım var. Sen de bana yardımcı olacaksın. Nasıl olayım ya? Abim hala kayıp. Hala bulamadık. Hayır, bir ipucu falan olsa peşine düşeceğim ama yok. Maalesef yapacağımız tek şey beklemek. Ya Ayaz, biz bugün sete gitmesek olmuyor mu? Bilmiyorum, sorarım istersen. Yani sor. İstemiyorum Cezma. Burcu'yu yalnız bırakmak istemiyorum. Yok ya, siz işinize bakın, iyiyim ben. Ay ne iyisi Burcu ya? Her halinden belli kötü oldu. Aynen ya. Rengi solmuş. Şu haline bak. Ya aslında dışarı mı çıksak? Burcu sen de bir hava almış olursun ha? Yok. Ah. Abi! Herkese merhaba. Abi. Neredesin sen ya? Ha, iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim canım. Turp gibiyim. Ne oldu, anlatacak mısın? Anlatacağım. Anlatacağım baba. Çocuklar çok güzel bir ev bulmuş. Bugünkü sahneler harika olacak. Ters giden bir şey mi var? Öykü. Yapma Allah aşkına. Daha dün konuştuk. Kız okey dedi. Kızda sorun yok. Gayet yetenekli. Üstelik güzeldi. E o zaman senin derdini de gerçekten anlamadım. Derdim Ayaz. Öncelikle hepinizden özür dilemem gerekiyor. Burcu, baba, biliyorum sizi çok üzdüm ama buna mecbur kaldım. Nasıl bir mecburiyetmiş bu, gerçekten çok merak ediyorum. Aslına bakarsanız bütün bunlar Şeyma yüzünden oldu. Ben de ona küçük bir ders verdim. Şeyma onu merdivenlerden ittiğimi söyledi ya baba. Sen de ona inandın. İşte bu kocaman bir yalandı. Ben de Şeyma'dan intikamımı böyle aldım. Nasıl ya?
Peki bizi hiç düşünmedin mi? Ben sen yokken burada neler çektim biliyor musun? Haklısın Burcucuğum. Tekrar özür dilerim ama bu oyunu oynamak için sizi kandırmak zorundaydım. Yani aslında o video, benim intihar etmem, Şeyma'nın bütün paramı hesabına geçirmesi hepsi oyunun bir parçasıydı. Adama bak ya. Bize resmen film yapmış. Ne yapacaksınız? Böyle somurtacak mısınız? Vallahi Mete'cim, böyle bu şoku atlatmak biraz kolay olmayacak yani. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun oğlum? Vallahi benim aklımda bir şey var ama şimdi söylemeyeyim abi. Eşek şakası. Tam bir eşek şakası. Mete, yani peki Şeyma ne durumda? Evet ya, kız hala içeride mi? Yok. Şeyma cezasını çekti. Şimdi herhalde bir yerlerde özgürlüğünün tadını çıkartıyordur. Hazırsanız siz alabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vallahi o kadar mutlu oldum ki sizi böyle görünce. Çok yakışıyorsunuz gerçekten. Teşekkürler Olcay. Olcay, sana bir haberimiz var. Biz Mehmet'le artık beraber çalışacağız. Ortak olduk. Hadi canım. Harika. Mehmet Bey, bu dosyaları nereye bırakayım? Bilmem ki. Benim masam neresi olacak? Bilmem. Neresi olsun istersin? Seni gören bir yer olsun da neresi olursa olsun. Peki. Şurası nasıl? Tamam. Harika. Olcay, Yağmur Mehmet Bey'in asistanlığını yapacak. Kendisiyle ilgili masasını falan ayar. Tamam, hemen. Yalnız şu ortaklık işini bir kutlayalım diyorum. Şöyle güzel bir parti organize etsek. Bilmem ki. Bence harika olur. Olcay, şöyle gümbür gümbür bir parti organize et. Top sende. Tamam, ben hemen hazırlıklara başlıyorum. O zaman ben de size kahve getireyim. Hem mutfağın yerini öğrenmiş olurum. Olur. Mehmet. Ne var? Şimdi buna yeri değil. Bence tam yeri. Önüm Hanım. Önüm Hanım, sütü, kahve... Kahvede mi, yani sade mi, sütlü mü içersiniz? Sütlü olsun canım. Tamam. Önce iş Mehmet Bey. Oturmuş gazete okuyoruz. Sonra hizmetçi su getirecek. Suyu alıp teşekkür edeceksin. Bu kadar. Tamam. Hazır. Sen de yerine geç. Çok şanslısın. Neden? Ayaz seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Burada olmana Ayaz'a borçlu olduğunu biliyorsun değil mi?
Nasıl yani? Anlamadım. Ayaz sayesinde şu anda burada çalışıp para kazanıyorsun. Yeteneğin sayesinde değil. Ne diyorsunuz siz? Ayaz olmasa seni çoktan kovmuştum. Ayaz'ı elimde tutmak için sana katlanmak zorundayım. Hak etmediğin bir yerde olmak nasıl bir duygu? Ama ya o gün siz gazetecilerin önünde bana... Hepsi yalandı. Ayaz'la anlaştık biz. Ayaz sana yalan söyledi. Hazır, kamera. 3, 2, 1, kayıt. Demek öyle ha? Ne güzel. Öykü? Kestik. Neler oluyor burada? O kadar korktum ki senden haber alamayınca. Tamam canım, buradayım işte ya, geçti artık. Hem ben ne kadar seviliyormuşum da hiç haberim yokmuş. Ne kadar değerliymişim. Tabii ki değerlisin. Ya kaç tane abim var benim? Aslında arada bir böyle kaybolmak iyi oluyormuş ya. İlişkiler falan sıfırlanıyor, güzel oluyor yani. Sen de sıfırlanmış gibisin yalnız. İyi gördüm seni. Eyvallah Emre. Ben son birkaç günde bayağı düşündüm. Ve artık hayata başka bir yerden bakmaya karar verdim. Hı. Nasıl bir yerden? Şöyle ki, son zamanlarda kendimi çok hırpaladım Burcu. Her şey benim istediğim gibi olsun istedim. Olmayınca da hayal kırıklığı yaşadım. Ama artık her şeyi akışına bıraktım. Yani topu topu bir tane hayat yaşayacağız. Onu da kendimize zindan etmeyelim. Öyle değil mi? Adam aşmış yalnız Burcu. Peki bir şey soracağım. Şeyma'ya ne olacak? Yani o hayata baktığın yerden orijinal nasıl gözüküyor? Şeyma'yla artık bizim bir geleceğimiz yok Burcu. Zaten olan onca olaydan sonra. Ama bebek var. Yani Şeyma hamileydi. Tamam, başka şeylerden konuşalım ya. Hadi Öykü ve Ayaz'ın yanına gidip onlara bir sürpriz yapalım. Gel, gir bakalım kızım. Kıyafet 1960, telefon 2015. Süper kombinasyon. Çok komik. Neden kızım olduğunu biliyorum. İyi, aferin. Öykü, ya bak ben sadece dizide oynayıp da para kazanmanı istedim. Gerçekten kötü niyetim yoktu. Çok sağ ol ya, gerçekten. Yani senin sayende hiç hak etmediğim bir işin içindeyim ve hiç hak etmediğim bir parayı kazanıyorum. Bence öyle düşünme, bence hak ediyorsun. Bak yönetmen de çok memnun bizden. Hem o kadar kötü oynasan seni niye oynasınlar ki? Böyle bir risk almazlar bence. Peki Ayaz, o kadın niye öyle söylüyor o zaman? Yok ben bulunduğum yeri sana borçluymuşum. Bana mecburen katlanıyormuş. O bizi kıskanıyor. Ya tamam Ayaz, önemi yok. Ya ben yine de kızgınım sana. Sen ne olursa olsun böyle bir şey yapmayacaktın. Ya bana gerçekleri söyleyebilirdin. Peki, sana çok gerçek bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Kızın ailelerin çok hoşuma gidiyor. Hadi barışalım. Sahneye gireceğiz, sizi bekliyoruz. Tamam, geliyoruz. Sen git, benim biraz işim var. Ne işi? Tuvalete gideceğim. Ha, tamam, pardon.
görürsün bakalım. Bu mesele öyle kolay kapanmayacak Ayaz Bey. Sen de intikamı çok acı alacağım. Pardon, bir şey soracaktım ya. Bu yakınlarda böyle baharatçı aktar bir şey var mı? Sıcak bir sarılma istiyorum. Anladım. Nerede kaldın? Anca hocam geldim işte. Bu sahneye hazırsan girin. Çok hazırım hocam. Çok. Tamam o zaman geç yerine. Kamera. Seni o kadar özledim ki. Ben de sevgilim, ben de. İnsansız geçen günler. Sanki yaşamamış gibiyim. Kalbim atmıyor. Gözlerim görmüyor. Sırtım. Ay ne oldu sırtın aşkım? Sırtım kaşınıyor. Ya ne oluyor sana? Hocam bir kaşıntı tuttu, ben de anlamadım. Hocam o uyuzdur biraz. Böyle arada kaşınır. Hadi yemek molası. Öykü, senin parmağın var değil mi işte? Ne yaptın sırtıma? Kaşıntı tozu hayatım. Canıma değilsin. Öykü, ya gel buraya sırtımı kaşıyacaksın. Ağacı sürtünürsün artık. İlker, çok acıktık. Biz ne var yemekte? Bugünkü menümüzde yok, yok. Tam saraylara layık. Kolay gelsin. Sizin burada ne işiniz var ya? Sürpriz yapalım dedik. Selam, kolay gelsin. Bu da bizden ufak bir hediye. Arkadaşlara dağıtırsınız. İlker. Ya meşhur olmuşsunuz, haberimiz yok. Ben tabii pek izleyemiyorum dizi falan da. Nasıl gidiyor oyunculuk işleri? İyi ya, fena değil. İdare ediyoruz işte. Ayaz, sen neden kaşınıyorsun? Ay hakikaten ya. Pirelendin mi yoksa burada? Bilmem ki. Bir anda kaşınmaya başladım. Ne olduysa artık. Neyse, geçmiş olsun. Ben böyle bir uğrayıp selam vereyim demiştim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ne olmuş Mete'ye ya? Bayağı iyilik geldi üstüne. Değiştim ben artık dedi. Hayata böyle başka bir yerden bakıyormuş. Ya neyse artık yemek yiyeyim hadi. Ya olur vallahi, ben de çok açım ya. E hadi geçin siz, ben gönderiyorum şimdi hadi. İntikamını aldın, rahatladın iyi mi? Henüz bitmedi canım. Bu daha hiçbir şey. Öykü. Ya. Bu tasarımlar kimin? Öykü'nün. Bu kız çok yetenekli. Kendine ait bir tarzı, bir çizgisi var. Haklısın. Bence önü çok açık. Yakında piyasanın aranan isimlerinden biri olabilir. Bak, New York'ta bir moda evinin takibinde. Bir dosya yollamıştı, ilk elemeyi geçmiş. Yani? Yani gelip İstanbul'da bir koleksiyonun defilesini izleyecekler. Ve eğer beğenirlerse Öykü daha büyük denizlere açılacak. Okyanusu geçecek.
New York'a ulaşacak. Evet canım, aynen öyle olacak. Onun olabilmesi için Öykü'ye bir defile ayarlayacağım. Elimden gelen her türlü yardım yapacağım. Bence Öykü'yü arayıp hemen haber verelim. Kız sevinçten havalara uçacak. Bence sürpriz yapalım. Hatta Ayaz'ı da alalım, bu akşam hep beraber yemeğe çıkalım ha? Şimdi bunlar bir saniye. Şuraya kadar mı? Ne bunlar? Hiç oyalanıyordum öyle. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Benim asıl işim bu. Tasarımcıyım ben. On parmakta on marifet desene. Hocam... Biraz erken değil mi? Yok bu boş. Birazdan Ayaz'ın kafasına kıracaksın bu şişeyi. Kavga sahnesine çekeceğiz. Hocam Ayaz'a bir şey olmasın? Merak etme. Bu şişeyi şekerden yapıyorlar. Sen vurur vurmaz dağılıp kırılacak. Ayaz hiçbir şey hissetmeyecek. Bak. Tamam. Al daha zaman. Hadi başlarız birazdan. Geliyorum. Gör bakalım sen. Bana bak. Çok sert vurma ha. Aa yok aşkım. Hiç merak etme sen. Ya şekerden bu zaten. Hiç acımayacak. Hissetmeyeceksin bile. Tamam. Sana güveniyorum. Evet hazır. Kamera. 3, 2, 1. Kayıt. Bunun cezasını çekeceksin. Hayır. Önce bir dinle beni. Geçtik. Bravo, çok güzel oldu. Ayaz. Hayatım iyi misin Ayaz? Ayaz çok özür dilerim Ayaz. Ya bir şey yapın Ayaz. Ne oldu ya? Ah, çok bastırma. Dur bir bakayım hayatım. Neyse tamam yani... Kanaman durmuş. Biraz şişlik var ama olur canım o kadar da. Ha olur canım o kadar olur. Ya hayat vallahi ben bu kadar şişeni falan düşünemedim ya. Yani en fazla bir ahva edersin diyordum. Nereden bileyim kafanın balon gibi şişeceğini. Onu artık polise anlatırsın. Polise mi? Adli bir olay mı? Sen adam yarama kaç aydan başlıyor biliyor musun? Ben de seni polise veririm o zaman. Ben ne yaptım? Sen de beni kalbimden vurdun. Nefesimi kestin böyle, gözlerimi kör ettin hatta. Ya bak, güldün işte, barıştık. Bir hanımla konuştum. Çekimlere birkaç bin ara veriyoruz. Sen bu haldeyken devam edemeyiz. Ah.
Evet, ne ikram edelim size? Yok sağ olun. Sadece sizi tekrardan görmek istedim. Açıkçası yaşanan bu kadar olaydan sonra şikayetinizi geri almanız beni şüphelendirdi. Haklısınız tabii ama şöyle söyleyeyim, ben biraz depresyona girdim ve hiç yapmamam gereken şeyler yaptım. Yani bütün kabahat benim. Şeyma'nın bir suçu yok. Mete Bey, açık konuşalım. Şeyma Hanım'ı korumak için böyle konuşmuyorsunuz umarım. Yok, hayır. Her şey benim söylediğim gibi oldu. Kısacası bu mevzu bizim için kapandı artık. Peki, madem öyle diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Anlatmak istediğiniz başka bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Tabii. Komiseri duydum. İstersen seni tekrar içeri gönderebilirim. Derim benim elimde. Gerek yok Mete. Anlaştık. Anlaştık mı? Güzel. O zaman hemen anlaşmamızın birinci maddesini uygulamaya koyalım. Ben hastaneden randevu aldım. Birazdan çıkarız. Aldırdım ben bebeği. Nasıl? Ne zaman? Bu sabah. Ne, istediğin bu değil miydi? Evet, buydu ama ben beraber gideriz diye düşünmüştüm. Gerek yok. Hallettim ben, konu kapandı. İnanmıyorsan faturayı göstereyim Mete. Tamam. Geçmiş olsun. O zaman gelelim en önemli meselemize. Öykü. Öykü seni hiçbir zaman sevmeyecek, tamam mı? Sen rüya aleminde yaşıyorsun. Hiçbir zaman senin olmayacak o. Sen bence bunları hiç kafana takma Şeyma. Sen sadece benim söylediklerimi yap yeter. Ne istiyorsun? Kızlarla aranı tekrar düzelteceksin. Onların güvenini tekrar kazanmanı istiyorum. Özellikle de Öykü. Tamam mı? Evet olarak kabul ediyorum. Nasıl ya? Kafasında kırdın mı yani şişeyi? Evet. Ay vallahi Öykü senden korkulur ha. Vallahi bir an böyle ben de korktum kendimden. Ama hiç öyle bakmayın bana. O da o kadınla bir olup beni kandırmasaymış. Uf, Öykü ya. Ay kusura bakma ama ben bunda kızılacak bir şey göremiyorum. Bence de. Ya Ayaz seni çok sevdiği için yapmış her şeyi. Tamam ya, neyse. Zaten sonra barıştık. Öykücüğüm, sizin ne kadar değişik bir ilişkiniz var ya. Millet şişe çevirmeci oynar. Bunlar da birbirlerinin kafasında şişe kırıyorlar. Merak etme, onu da yaptık. Ay. Sonunda çıktı ortaya. Hangi yüze geliyorsun sen buraya? Biraz konuşmaya ihtiyacım var. Konuşacakmış. Duydunuz mu? Ya abim senin yüzünden suçlu muamelesi gördü. Hepimiz senin yüzünden kaç gündür neler çekiyoruz biliyor musun? Özür dilerim. Özür dilemen hiçbir şey değiştirmiyor Şeyma. Hem de hiç. Ya hayatım boyunca bu yaptıklarının hiçbirini unutmayacağım. Sen gerçekten hepimize zarar verdin. Keşke seni hiç tanımasaydım. Şeyma, iyi misin? Ya tamam, üzme kendini bu kadar. Hamilesin, kendi psikolojini de düşün biraz. Hamile değilim. Nasıl yani? Bebeği aldırdım. Ben buraya sizinle dertleşmek için gelmiştim ama sizin keyfinizi bozmayayım, ben kendi başımın çaresine bakarım.
Şeyma. Ay yazık kıza ya. Anlamadan dinlemeden kızın üstüne gittik. Kim bilir neler yaşadı o da. Ya nasıl böyle bir dikkatsizlik yaptın ben anlamadım. Ne yapayım anne ya? Koskoca kamerayı görmemişim. Bundan sonra sen de biraz daha dikkat edersin oğlum. Biz seni sokaklarda bulmadık. Evet sen de Öykücüğüm. Biraz dikkat edin kendinize artık. Siz niye çağırdınız bizi? Neymiş o büyük haber? Önemli biz hayatımızı tamamen birleştirdik. Onu biliyoruz baba. Evlendiniz. Çok mutlusunuz. Yani gözlerinizden okuyor bu. Evet ama ortak olduğumuzu bilmiyorsunuz. Ortak mı oldunuz? Hayırlı olsun. Çok sevindim, hayırlı olsun. Ama esas haber başka. Öykücüğüm hani şu New York'a gönderdiğin koleksiyonun çizimleri vardı ya. Evet. Bu sabah haber geldi. Önelemeyi geçmişsin. Gerçekten mi? Evet. Şimdi İstanbul'a gelip bir defileni izleyecekler ve son kararlarını verecekler. Çok güzel bir haber bu. Ama defile? Onu dert etme. Defilenin organizasyonunu ben ayarlayacağım. Mekan, mankenler hiçbiri problem değil. Harika. Eğer her şey yolunda giderse New York'ta bir defile düzenleme şansım bile olabilir. Ayaz duydun mu? Ya inanamıyorum bütün hayallerim gerçek oluyor. Duydum aşkım, çok sevindim. Ya Ayaz, sen yurt dışı mevzularını pek istemiyordun. Aşkım o eskide kaldı. Sen böyle mutluyken bana laf bile düşmez. Ayaz. Çok affedersiniz ya, ben çok özür dilerim. Böyle bir anda içimden geldi. Bu arada ben size gerçekten çok teşekkür ederim. Siz olmasanız ben böyle bir defileyi organize edemem. Rica ederim canım. Biz birlikte çok güzel işlere imza atacağız, merak etme sen. Kıyma var mı bunda? Kıyma. Var ya Necmiye Hanım, yemeğin üstü kıyma yani. Çocuğum bir büyüteç getir. Cem gel buraya oğlum. Ya bunun içinde şunca acıcık kıyma varsa ben de Necmiye değilim. Necmiye Hanım yemeği beğenmediğinizse pilav var, ben pilavı getireyim. Ay, kadına bak. Bir pilavla yollayacak beni Meral Hanım. Biz artık dünür sayılırız. Nerede ikram, nerede izzet? Necmiye Hanım, farkında mısınız? 6 saattir burada beraberiz. Öyle çat kapı geldiniz. Hadi bir şey demedim. Misafirsiniz diye elimden gelen izzet ikramı yaptım. Maşallah o vakitten beri yemediğiniz ne pasta kaldı ne börek kaldı. Can, can, can. Sadece çene, Allah çene vermiş, gerisini koy vermiş. Pardon, anlamadım. Meral Hanım, diyorum ki anasına bak, kızını al. Çeneleriniz çok kuvvetli ailecek. Ben Ayaz'ımı acıyorum. Bir tarafta karı dırdırı, bir tarafta kaynana dırdırı. Yazık çocuğa. Necmiye Hanım ya, sizin amacınız ne? Amacım buraya gelip denetleme yapmaktır. Denetledim çok uzun. Öyle mi? Benim bayağı asabım bozuk. Şu andan itibaren kusura bakmayın. Meral Hanım, sizin içiniz nasıl rahat ediyor? Hangi konuda yani? Neden? Yani sizin kızınız Öykü o evde. Benim yer Ayaz o evde. Bir gençlik hatası yapsalar Allah muhafaza. Nikah yok, bir şey yok. Yani yok canım, olur mu öyle şey? Aa. Ne demekmiş? Onlar aklı başında insanlar. Nerede ne yapacaklarını gayet iyi bilirler. Bal kaymak. Tayyip Ekmez. Yapayım, getireyim mi? Ay ateşle barut Meral Hanım.
bir kıvılcıma bakar. O kıvılcım bir çaksa oh ortalık alev alev. Necmiye Hanım. Ay yaparlar mı acaba öyle bir delilik? Ya bunu anlamanın bir yolu var. Ne? Ajan. Dedektiflik yapacağız Meral Hanım. Romantik, aksiyon, komedi, polisiye. Ya bence polisiye olsun böyle dedektifli falan. Olur hayatım. Başlasana. Ha. Gece yan yana uyuyalım mı? Hayır tabii ki de. Hayatta olmaz. Yani her zaman nasıl yatıyorsak öyle. Ayrı ayrı. Aman sen uyurken böyle saçlarını severim. Olmaz. Üşüyen ayıcıklarını ısıtırım. Ay saçmalama. Sabah da seni böyle öperek uyandırırım. Hmm. Öyle içine çekerek mi öpersin? Bak tam böyle. Yalnız ben şu an bayağı 3 saattir dışarıda kalmış dondurma gibiyim. Yani beraber miyiz? Yok. Hayır tabii ki de. Sana bankada bir hesap açtırdım. Kendine yeni bir hayat kur Şeyma. Artık burada kalamazsın. Hiç bakma öyle ya. Hem ne bekliyordun ki ha? Ne bekliyordun? Bizim aramızdaki her şey bitti artık, tamam. Hiç sevmedin beni değil mi? Hiç bu konulara girmeyelim Şeyma. Bitti gitti işte ya. Sen yoluna, ben de yoluma. Senin yolun sonu belli Mete. Uçurum. Şeyma uzatma dedim. Hiçbir zaman öyküyü Ayazan koparamayacaksın biliyorsun değil mi? Onlar birbirine sırılsıklama aşık. Yeter be! Yeter ulan! Bak. Sen de göreceksin. Herkes görecek. Öykü benim olacak. Kuzum. Az çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün yine? Ya. Biz sen uzaklaşıyordun. Ben sana az gitme diyordum. Elimi tut dedim. Sen tutmadın. Gittin. Az çok korktum. Tamam korkma hayatım. Benim seni bırak.
yapmaya hiç niyetim yok. Ya bir şey olacak. Her şey bozulacak diye çok korkuyorum, anlasana. Saçmalama. Öyle bir şey olmayacak. Bak aklına böyle kötü kötü şeyler sokma, tamam mı? Beni bırakmazsın değil mi? Bırakmam. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Söz mü? Öykü. Ya Ayaz ne yapayım? Yani baksana her şey iyi gidiyor. Ben alışkın değilim ki bu kadar iyi gitmesin her şeyin. İkimiz çok mutluyuz birlikte. Sonra New York meselesi. Yani yıllardır düşlediğim her şey gerçek oluyor. Hayatım bak ben de çok mutluyum. Mesela sana kör kütük aşığım. Annemle babamla aram iyi. Onlar çok mutlu. Her şey bir masal gibi. Sanki bir masalın içinde yaşıyoruz. En güzel işte. Bunda ne sorun var? Bu masalın sonu nasıl olacak sence? Öykü. Sen hiç mutlu sonlarına gitmeyen masal duydun mu? Necmi Hanım, anlamıyorum. Mirel Hanım, siz yok arkadan dolanın, camdan bakın. Biz de Sena Can'la kapı tarafına gidelim. Ay. Yani Necmi Hanım, tuttunuz beni, getirdiniz buraya. Yani içim hiç rahat değil. Ben eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun Mirel Hanım? Geldik buraya kadar dünür. Ne diyorum ben? Ateşe barut diyorum. Tayin pekmez diyorum. Tamam, tamam. Anladım. Tamam. Ay. Tayin pekmez çekti canım ya. Ay evladım. Bir sen eksiktin şimdi ha. Neyse tamam tamam. Siz bu işi beceremeyeceksiniz. Hepiniz beni takip edin. Haydi. Hiç yakıştı mı bu benim evime ya? Ya ay, sırası mı şimdi? Bakkine her zamanki gibi abartıyorsun. Ben bahçeye bakacağım. Kesin gelir. Çabuk ol! Ayaz! Ayaz, kapıdan sesler geliyor. Nasıl bütün gece gözüme uyku girmedi vallahi. Seracan, hadi sandalyenizi tabağınızı alın, sofraya gelin. Ben aç değilim. Cem, anneciğim hadi. Ya ben bastayım. Ya hala ben gerçekten özür dilerim ya. İstemeden oldu. Hadi orada be. Kesin isteyerek vurmuşundur sen beyaz gelincik. Vampirella. Halacığım, sen bana niye inanmıyorsun? Ben seni hırsız sandım. Hırsızmış. Düdürümle bir gün sürpriz yapalım dedik. Vurdumuzda geldi değil mi Düdürüm? Ya tabii öyle oldu. Öyle oldu. Uğursuz adam bu.
Ne? Vallahi uğursuz. Bak Ayaz'ı bu kafayı da patlatmış. Et bunun yüzünden. Bunun yanında çok dolaşmamak lazım. Yalnız bir dakika halacığım. Hani benim bir adım var ya. Siz de biliyorsunuz öyle bunun falan demezsek artık. Öykü Hanım adı Öykü. Öykü. Bak bak bak. Laflara bak. Al arasını vur kızına. Halacığım birazcık bir sakin mi olsak? Sabah sabah gelin eve. Ay. 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 Şeyma. Niye hala buradasın sen? Neden gitmedin? Odadan çıkmanı bekliyordum Mete. İzninle eşyalarımı toplayacağım. Ha. Ben şirketle konuştum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa onları arayabilirsin. Onlar da sana yardım ederler, tamam? Ne kadar iyisin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kal. Şimdi ben diyorum ki, acaba baban burada olsa ne olur? Yani senin bu haline ne der diye. Nasıl yani? Şöyle yani. Aranızda yani nikahınız yok. Burada beraber kalıyorsunuz. Anneciğim yani biz Ayaz'la bir şey yapmıyoruz ki. Ayrı ayrıyız. Yani biliyorum, biliyorum evladım ama yani hoş değil. Ya bir adet var, gelenek var, görenek var değil mi çocuğum? Anne ne demek o ya? Biz, sen bana güvenmiyor musun? Aşk olsun kuzum benim. Ben sana güvenmez olur muyum? Sana da Ayaz'a da sonuna kadar güveniyorum ben. O zaman? Ya ben çevreye güvenmiyorum. Ben bunlara güvenmiyorum. Ha anneciğim gerçekten şu cümleyi de kurdun ya tam anne kız muhabbeti oldun. Vallahi benim hiç hoşuma gitmiyor çocuğum. Bak sen nikahınız kıyılana kadar kalk yine evine gel evladım. Anne ben bir hafta daha kalayım o zaman ya haftaya gelirim. Öykü bu akşam burada kalmak yok evladım. Bitti. Önemli Mehmet ortak oldular biliyor musun? Sırf bu da değil. Öykü'nün tasarımları için büyük bir defile düzenleyecekler. Öykü yakında çok meşhur olur diyorlar. Ay sen beni dinliyor musun? Şu an bunlarla ilgilenecek enerjim yok Olcay. Sen niye toplanıyorsun ya? Tatile falan mı gideceksin? Gideceğim buralardan. Yeni bir ev tutacağım kendime ve yepyeni çok güzel bir hayata başlayacağım ben. Ya Mete'yle ayrıldınız yani. Hayda. Ben de bebeği aldırdıktan sonra belki yeniden hani ne bileyim yani. Şeyma. İyi misin? Bebeğim için almıştım bunları. Mete'ye sürpriz yapacaktım. Her şey çok güzel olacaktı. Şimdi şu hale bak. Ne Mete var ne bebek. Yağmur! Cansız mankenimiz nerede bizim? Canlısı var öyleymiş. Nasıl? Valla dilim tutuldu. Söyle Öremciğim söyle. Şahanesin, muhteşemsin, harikasın de. Ha, stiletto. Evet. Çok yakışmış gerçekten de. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Ya duydum ki Mehmet'le ortak olmuşsunuz. Ay geleyim
hayırlı olsun dileyim dedim. Gelmiş geldi biraz özendim. Bak İlham al. Çok ilham verici gerçekten. Modadan soğudum. Efendim, ne dedin? Soğuk bir şey içer misiniz dedim. Yok, içmem, içmem. Şimdi buraya gelirken düşündüm, şu dalgıç kumaşlarından bir etek mi giyeyim dedim, vazgeçtim. Bay Frank bir pantolon mu giyeyim dedim, ona da çok içim ısınmadı. En sonunda bu payete elbiseyi buldum, bunu giydim geldim. Nasıl? Skeletto. Farkındayım. Burnuma kadar soktunuz. Önemciğim, ben bu odaya çok önem veririm şahsen. Evet, çok yakından takip ederim. Hatta kendi ürettiği bir cümle de var. Moda insanı kendine yakışanı giymesidir. Bu sizin cümleniz mi gerçekten? Evet. Yaz bir kenara, lazım olur kullanırsın, hava atarsın kız. Bunun adı neydi? Stiletto. Oo, aferin, çabuk öğreniyor kız. Bizi terk edip Londra'ya gittiğin gün hala aklımda yavrucuğum. Öyle olması gerekiyordu anne. Mecburdum. Yıllar sizi hiç değiştirmemiş Leyla. Hala çok güzel ve hoşsun kuzum. Direkt yazıyor bu bana. Kızım Selena da öyle yazıyor, ben ne yapayım? Al işte. Aile dostuymuşum. Kıza yazar diyor, al. İyi de bu kadar çabuk olmaz ki böyle her şey. Ne bileyim yani, ben belki Londra'da sevgili yaptım kendime. Allah Allah. Senaryo gereği canım. Çimleri suladım efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Kıtık, kıtık. İlker, bu halin ne? Ya aşkım, bahçıvan rolü oynamam gerekiyor ya. Ben de o yüzden bu kulağa girdim işte. İyi de biz şu anda prova alıyoruz Öykü ve Ayaz için. Ne alaka yani? Ben şimdi profesyonelim hayatım. Böyle olunca o bahçıvanı daha çok hissediyorum. Ay, bence bu kadar yeter. Bence de. Çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldunuz. Ay, bu oyunculuk işi benim hoşuma gitti aslında. Şeyma değil mi o? Orhan'ın kızı. Vallahi o. Ev tutacak herhalde buralarda. Kokusu çıkar ya. Olan kızın babası ne oldu? Herkes arkasından konuşmaya başlayınca dayanamayıp terk etti buraları garip. Siz yabancı değilsiniz. Mahallemizin insanısınız. Tabii ki size yardımcı olacağız. Elimizde güzel kiralık yerler var. Hem de uygun fiyatlara. Hayır, ben satılık daire bakıyorum. Satılık. Bu sene fiyatlar çok yükseldi. Ama uygun rakamlara yüksek zemin birkaç dairem var. Bir de bahçe katım var. Ben yukarı katlardan istiyorum. Deniz manzaralı, geniş, mümkünse balkonlu ya da teraslı. Para hiç sıkıntı değil. Tamam. Öyle yerlerim de var. İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Evet, ben hazırım. Acım sağ ol.
Sağ ol Sibel ya. Hı. Afiyet olsun. Ya kızlar, dünden beri aklımda benim. Şeyma'dan hiç haberiniz var mı? Abimle ayrılmışlar. Şeyma yeni bir ev tutacakmış kendisine. Ay hadi ya. Ya kızlar, böyle acaba ziyaretine gitsek mi Şeyma'nın? Sonuçta kız bebeğini aldırdı. Destek olmamız lazım. Ay evet ya. Benim içim hiç rahat değil. Tamam ya, ben ararım onu. Evine bir yerleşsin. Sonra hep beraber ziyaretine gideriz. Ya bu arada benim size bir haberim var. Ben Ayaz'ın evinden ayrılıp annemin evine geri dönüyorum. Niye ya? Ayaz'la kavga mı ettiniz yoksa? Ay hayır ya. Aksine çok mutluyuz. Ama annem böyle rahatsız oluyor. Öyle evlenmeden aynı evde olmazmış. Peki Ayaz'ın haberi var mı bundan? Yok. Yani akşam yemekte söylerim diyorum. Ha, bana bak, o zaman akşam yemeğini sen evde yapar. Aynen aynen. Hatta biraz şaşırdım. Nasıl? Ne bileyim işte, böyle sevdiği bir şeyler yap. Ha, böyle kremalı makarna gibi mi? Ay hayır Öykü ya. Birazcık böyle süslen püslen diyorum. Farklı bir konsept düşün. Konsept. Ha. Mesela geisha. Geisha. Ya ne alaka be? Öf Öykü ya. Erkekler sever böyle şeyleri. Şimdi sen çocuğa kötü bir haber vereceksin ya. Bari öncesinden birazcık sevindir. Geisha. Kafada böyle çubuklar falan. Aha. Şimdi ben çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına geldim. Seni birazdan ararım. Görüşmek üzere. Merhaba Ölem, nasılsın? Hayırlı olsun. Mehmet'le ortak olmuşsunuz. Onu da buraya aldırmışsın. Beraber çalışıyor musunuz artık? E tabii Mehmet'in atölyede çalışacak haliniz yok. Hele o yangından sonra, değil mi? Sen o zamanları pek hatırlamak istemiyorsun tabii. Ne istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Ne isteyebilirim ki zaten? Ortak olduğunuzu duydum. Hayırlı olsuna geldim. Çok teşekkürler. Ama görüyorsun yoğunum ben burada. Hayat ne kadar acayip değil mi Önem? Sürprizlerle dolu. Sen git adamın atölyesini yak. Sonra da onunla ortak ol. Sessiz ol. Aa, yalan mı Önemciğim? Sen neredeyse oğlunu ve kocanı yakarak öldürecektin. O bir kazaydı. Mehmet de Ayaz'ın orada olduğunu bilmiyordum ben. Sonuçta atölyeyi yaktıran sensin değil mi? Evet benim. Şimdi beni tehdit mi edeceksin? Yok. Ne münasebet. Hiç öyle bir şey aklımda yok. Ben dediğim gibi sadece ortak olduğunuzu duydum ve hayırlı olsuna geldim. Ama anlıyorum ki sen bayağı yoğunsun. Senin işlerinle baş başa bırakayım. İyi günler. Şeyma Hanım, bu evin her şeyi yenilendi. Temizletip içine girebilirsiniz. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendim ben. Bu evi alıyorum. O zaman siz şu karttaki numarayı arayın. Mete Uyar gerekli miktarı hesabınıza yatıracak. Tamam peki. Bu arada ben şimdi birkaç parça eşya alacağım. Çünkü akşam evde kalmak istiyorum. Siz de o sırada evi temizletirseniz çok sevinirim. Tamam, ben temizletirim. Peki o zaman size iyi günler. İyi günler. Neredeyse oğlunu ve kocanı yakarak öldürecektin. O bir kazaydı.
Mehmet de Ayaz'ın orada olduğunu bilmiyordum ben. Sonuçta atölyeyi yaktıran sensin değil mi? Merhaba, buyurun. Merhaba. Ben Beril. Öykü'nün oynadığı dizinin yapımcısıyım. Girebilir miyim? Eğer rol teklif edecekseniz ben almayayım, teşekkürler. Daha cazip bir teklifim var. Konuşabilir miyiz? Buyurun. Tamam hayatım. Ben bekliyorum o zaman. Ya evet, sana çok güzel bir yemek yaptım. Olmaz. Gelince görürsün, sürpriz. Ben de. Görüşürüz. Özür dilerim ördek kardeş. Bak vallahi ben seni böyle nar gibi kızartmayı hiç istemezdim. Ama ya anlarsın işte, böyle Ayaz'ı mutlu etmek istiyorum. O yüzden böyle güzel bir yemek yapayım dedim. Anlıyorsun değil mi beni? Ha? Anlamıyorsun. Ama neyse, sen şimdi böyle nar gibi pişmeye devam et. Böyle güzel güzel iyice piş. Ben gidip bir hazırlanayım, tamam mı? Dün sete geldiğinde gördüm seni. Sonra biraz araştırdım. Öykü'ye karşı ilgin varmış. Beril Hanım, bunlar sizi niye ilgilendiriyor ben pek anlayamadım. İşbirliği yapmak istiyorum. Sen Öykü'yü al. Ben Ayaz. Beril Hanım. Bakın hanımefendi. O bahsettiğiniz insanlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Yani onların mutluluğunu bozacak bir şey yapmamı benden nasıl beklersiniz? Onu da pek anlayamadım. Sen zeki bir adamsın. Bana güvenmediğinin de farkındayım. Ama ben gayet ciddiyim. İkimiz el ele verirsek istediğimizi alırız. Maalesef benim size söyleyecek bir şeyim yok. Ne zaman istersen ara beni. Belki bir gün fikrin değişir. Öykü. Senin için geç oldum sevgilim. Peki ne yapar geyşalar? Geyşalar kendini iyi hissetmeni sağlar. Ama ben seninle olduğum her saniye iyiyim zaten. Ya sevgilim. Dur Ayaz, kafamı karıştırma. Sen geri dur. Dinlenmene bak. Bütün düşüncelerinden uzaklaş. Şimdiden iyi hissetmeye başladın mı? Hiçbir şey
kendini bana bırak. Şey düşünme, gözlerini kapat. Bütün düşüncelerinden uzaklaş. Sadece güzel şeyler hayal et. Mesela şu an yeşilliklerin arasında yürüyorsun, tek başına. Olmaz, ben tek başıma yürümem. Yeşilliklerin arasında yürüyorsun. Tamam, olur. Sonra ben seni kucağıma alıp ilerideki kulübeye götürüyorum. Ya Ayasa kulübe yok orada. Ya hayalini hayal değil mi? Ben var diyorsam var. Peki ne var kulübenin içinde? Bir tane şömine var. Bir de masa. Masa mı? Masa niye? Çünkü acıktım. Masanın üstünde böyle çeşit çeşit yemekler var. Ördek. Ne? Ne ördeği ya? Ördek yandı. Ay ya! Of ya, of! Yaktım canını ördeği. Dertleştik bile biz onunla. Tamam aşkım, olur böyle şeyler. Ne kadar uğraştın biliyor musun sen? Benim geleceğim çok mu üzülmüş? Biz size mi söylesek? Of ya, hep senin yüzünden. Yok masaydı, yok şömineydi, kafamı karıştırdım, gitti canım ördek. Aşkım tamam üzülme. Sonra yine yaparsın, hem ben sana yardım ederim. Yarın yapalım mı? Ayaz, benim sana söylemem gereken bir şey var. Annem artık eve dönmem gerektiğini söyledi. Yani evlenene kadar. Anladın değil mi? Artık burada kalamayacağım. Anladım. Ben ikna etmeye çalıştım. Ama biliyorsun işte yani yok gelenek, yok görenek derken olmadı. Evcilik oyunumuz bitti yani. Maalesef. Artık yani gündüzde görüşmeye devam edeceğiz nasılsa. Geceleri oradayım. Suratını. Nasıl sevdim evleneceğiz. Sonra bizi kimse ayıramayacak. Özleyecek misin beni? En çok yaptığım o yemekleri özleyeceğim. Ben de seni evde atmalı. Ben yastıkta bulduğum saçlarını bile özleyeceğim. Hani böyle arada bazen durup dururken öpüyorsun ya. Ben en çok onu özleyeceğim. Sabah uyandığında anlattığım o saçma rüyalar var ya, ben de onları özleyeceğim. Ben senin kokunu özleyeceğim. Ben senin gözlerini özleyeceğim. Ben senin... Thank you.
vakti geldi. Ayaz, ya abartma lütfen. Askere gitmiyorum ya. Yarın görüşeceğiz mi yine? Ya görüşeceğiz tabii ki. Nasıl dayanacağım ben sensiz o kadar saat? Bilmem. Ya belki yastığımdaki saç tellerimle hasret giderirsin. Seni seviyorum. Ben de. Çok. Hayatım. Bekleme artık. Hadi git. Tamam sen eve gir. Ben sonra gidelim. Seni özledim. Anne. Kızım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk anne. Çay demledim. Hadi gel. Tamam geliyorum. Üstümü çıkartayım. Hadi. Ya aslında ben seviniyorum biliyor musun? Yani Mete'den kurtuldun, iyi oldu bence. Ya baksana kendi bebeğini bile istemeyen bir adam o ya. Yani bugün olmasa bile yarın öbür gün mutlaka ayrılacaktınız. Olcay bak biliyorum moralimi düzeltmek için söylüyorsun bunları ama... ...bu söylediklerin hiçbir şey ifade etmiyor benim için gerçekten. Bak kızım ben gerçekleri söylüyorum. Önünde uzun bir hayat var. Mete'den daha ileri mutlaka çıkacak karşına. Bak görürsün. Gel Allah aşkına Burcu. Aşağıda Necmi'ye tehlikesi var hiç uğraşamayacağım. Ay yok ya ben çok kalmayacağım zaten hemen çıkacağım da. Necmi'nin ne işi var burada? Ay aman ya boş ver. Burcu benim canım çok sıkkın ya. Ayaz'ı özlüyorsun değil mi? Bildin hemen. Hem de nasıl? Hem... Çok tuhaf. Bu ayrılık benim sandığımdan daha zor geçecek galiba. Canım siz de sıkın artık biraz dişinizi. Ya şunun şurasında düğüne ne kaldı zaten? Ya tamam biliyorum orası öyle ama... Kızım sanki içimde boşluk var gibi. Mesela biliyorum Ayaz'ı yarın yine göreceğim. Ama ya bir tuhaf işte biliyorum anlaması zor. Merak etme. Anlıyorum canım ben seni zaten. Burcu sanki yani yıllardır bu evde yaşayan ben değilim. Bu oda benim değil. O kadar alışmışım ki Ayaz'a. Canım ay çok çok pardon ya. Efendim abi. Yo evde değilim. Ya Öykü'nün yanındayım şimdi Meral teyzelere geldim. Tamam söylerim. Tamam. Ararım ben seni sonra tamam. Hadi bay bay. Selam söylüyor. Burcu, Mete iyi mi? Ay iyi iyi. Sanki eski Mete gitti, yerine bambaşka biri geldi. Adeta bir melek. Ya tabii çok güzel de bir anda böyle değişmesi biraz garip değil mi? Hı. Bence Şeyma sıkıyordu onun canını. O gidince böyle birazcık da olsa hafifledi. Aman boş ver sen şimdi onu ya. Ayaz diyordun. Ya arasam mı acaba? Hem sesin duyarım iyi gelir. Ya dur ya daha kaç saat oldu? Birazcık ağırdan al. Tamam haklısın. Ya canım şimdi ben çok kalamayacağım demiştim ya. Emre ile sinemaya gitmemiz lazım. Başka bir şey var mı? Yok tek derdim buydu. Bitti. Süper. Görüşürüz. Bay bay. Thank you.
Müsait misin? Yalnız olduğunu biliyorum. Aslında... Geçmiş olsun ziyaretine geldim. Başın nasıl oldu? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Öyle ayakta mı duracaksın? Otursana. Aklınızda ne var sizin? Sen söyle. Bakın ben nişanlıyım ve Öykü'yü çok seviyorum. O yüzden ne düşünüyorsanız bence unutun. Aç istersen. Merak edecek. Efendim hayatım. Ayaz, nasılsın hayatım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Demin aradım açmadın. Şeydeydim. Duştaydım. O yüzden duymamışım. Ben seni sonra arayayım istersen. Olur, tamam. Yalan söylerken heyecanlanma. Çok belli ediyorsun. Bakın yeter artık. Ben sizinle uğraşmak istemiyorum. Teklifinizi de sadece Öykü mutlu olsun diye kabul ettim. İş bittiğinde yollarımız ayrılacak. Bu kadar emin olma bence. Ya lütfen artık evimden çıkar mısınız? Yine görüşeceğiz. Uzaklara mı daldıydın? Hayır, dalmadım. Bir şey düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Kavga mı ettiniz yoksa Ayaz'la? Allah Allah ya, Allah korusun, hayır kavga falan etmedik. Ay şimdi tam zamanı da ondan. Sen uzak, o uzak. İnsan şüpheleniyor tabii. Hayır, ben hiç şüphelenmiyorum. Ben Ayaz'a çok güveniyorum. Ben de güveniyorum çocuğum. Güven tabii de benim çevreye güveniyorum. Bu ne ya? Hayır, siz sabahtan beri hepiniz bu cümleyi kurmak için böyle birlik mi yaptınız? İçim şişti ya, sıkıntı bastı vallahi beni. Kız nereye? Hava alacağım. Odamı karıştırma.
Öykü. Mete. Senin ne işin var burada? Ben Burcu'yu alacaktım ama çıkmış galiba. Ha evet, çıktı o ya, sinemaya gidecekmiş. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ha ben evde biraz daraldım, böyle bir çıkıp hava alayım dedim. Tamam, beraber yürüyelim mi? Olur. Bak nereye geldik. Hatırladın değil mi burayı? Tabii ki hatırladım Mete. Yıllarımız geçti bu okulda. Hadi gel. Sabahın köründe burada sıraya girerdik ya. Sonra ilk ders, daha kargalar kahvaltı etmemiş. Hoca sana diyor ki tanjant, kotanjant. Sen de bir bebeydin o zamanlar. Bebe mi? Hı. Sen Burcu'yla takılırdın hep. Evden okula, okuldan eve. Ay Mete Allah aşkına, sen sanki farklı bir şey yapıyordun. Biz okul kırardık kızım. Arif Hoca'yı hatırlıyor musun? Bir gün yine okulu kırmışız. Bu bizi dışarıda yakaladı. Ya o göbeğiyle bir koşuyor böyle, görmen lazımdı. Yani en komik şeydi ya. Lan ne eğleniyormuşuz lisede ya. Yıllar ne çabuk geçmiş. Yalnız Mete 60 yaşına gelmiş gibi konuşuyorsun. Yani o kadar olmasa da bizim de kendimize göre yaşadığımız bir şeyler var değil mi? Öykü, bana deseler ki Mete hayatını başa sar, bir kare seç, orada dur. Ben neyi seçerdim biliyor musun? Bilmem. Şu an. Başka hiçbir şey değil. Çünkü ben en çok senin yanında mutlu oluyorum. Öykü. Ya Mete gerçekten lütfen. Ya bence bu konulara hiç girmeyelim. Ben seni üzmek istemiyorum. Bir dakika daha bitirmedim. Ben biliyorum ki tren kaçtı. Artık geri dönüş de yok. Sen Ayaz'da bir yol çizin kendine. Bu saatten sonra da bana düşen tek bir şey var. O da size mutluluklar dilemek. Sağ ol. Ha, pişman mıyım? Evet, pişman. Ama oraya kadar. Söylediğim gibi, benim için en önemli şey senin mutluluğun. Eğer sen Ayaz'la mutlu olacağım diyorsan, eyvallah. Bir sözüm yok. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hı. Ben çok büyük dersler aldım Öykü. Artık kendimi daha iyi tanıyorum galiba. Emin ol, bu mesele benim için artık tamamen kapandı. Hem gör bak, sizin düğününüzde en çok kim eğlenip alkışlayacak? Hı? İlker'i bile geçecek. Kalkalım mı artık, geç oldu. Tamam, hadi. Vallahi özlemişim mahalleyi ya. Çok iyi geldin. Evet. Geldik. Görüşürüz sonra.
Tamam. Sonra görüşürüz. Ayaz. Ne yapıyorsun lan sen yine burada? Ne yapıyorsun? Ne işin var yine? Ayaz dur ya, yanlış anladın. Nereden geliyorsunuz siz? Ayaz zannettiğin gibi bir şey yok. Ya biraz dolaştık o kadar. Mete bize mutluluklar diliyormuş. Mutluluklar mı diliyor? Ya Ayaz anlamadan dinlemeden sinirlenmesene. Mete'nin kötü bir niyeti yok. Ben evde çok sıkılınca öyle biraz hava almaya çıktım. O sırada Mete ile karşılaştık. Yani öyle biraz hava aldık o kadar. Öykü olur, problem değil. Yani ben de olsam aynı tepkiyi verirdim. Neyse, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok ayıp oldu çocuğa. Ayaz neden anlamıyorsun? Ya Mete çok değişmiş. Bana bütün gece ne kadar pişman olduğunu, ne kadar üzüldüğünü anlattı. Bizim mutlu olmamızı istiyor. Üzgünüm Ayaz, ben artık inanıyorum Mete'ye. Ya ne bileyim, ben de sizi böyle görünce bir an... Bir de onca şey yaşadık. Ya tamam neyse. Özür dilerim. Benden değil hayatım, Mete'den özür dilemen lazım. Tamam tamam, diyeceğim yarın. Sen niye gelmiştin buraya? Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Ayaz biz ne yapacağız böyle? Gel. Aa, bu nereden çıktı ya? Amerika'dayken gittiğimiz maç. Unuttun mu? Hani Kobe Bryant'ı tek başına almıştın maçı. Ya ne diyorsun, ne unutması? Tabii ki hatırlıyorum da sen... Sen bu bileti kaybettiğini söylemiştin. Aslında kaybetmemiştim. Bir gün elimden alırsın diye köşe bucak saklıyordum. Demek onca yıl. Özür dilerim. Hem bilet için hem de dün gece için. Bu bilet şimdi benim mi? Senin. Demek elinden alırım diye korktun ha? Sanki senin elinden bir şey almak kolay da. Ancak böyle kendi elinde getirip verirsen oluyor işte. Vallahi bence sağlam bir yere koy. Ne olur ne olmaz. Bir ara yine alırım belki senden. Hiç merak etme Ayaz. Bir kere aldın mı bir daha kaptırma. Bak ne diyeceğim. Bizim kızlar mahalledeymiş. İstersen biz de gidelim. Tamam. İşim yok hadi. Ben özür dilerim Şeyma. Ya, o gün çok üstüne gittim. Ya, bebeği aldırdığını da bilmiyordum tabii. Sonra çok kızdım kendime. Yok canım, olur öyle şeyler, merak etmeyin. O zaman artık barışık diyebiliriz. Evet. Ay bu arada evin de çok güzelmiş Şeyma'cığım. Güle güle otur. Teşekkür ederim. Böyle elimiz boş geldik ama bir dahaki sefer affettiririz kendimizi. Ay saçmalamayın, hediye falan istemiyorum. Önemli olan bundan sonra hep birlikte olmamız. Bir de öyle kavga mavga olmasın, ne olur, çok sıkıldım gerçekten. Tamam o zaman konuyu da kapatalım. Nasıl geldi eski mahalleye dönmek? Yani bilmem. Şey böyle farklı tabii. Sonuçta her yerde bir anımız var. Böyle sokağa çıktığımda her köşede sanki eskilerden bir sayfa açılıyormuş gibi hissediyorum. Tabii canım. Az mı koşturduk bu sokaklarda? O zaman niye biz burada oturuyoruz? Hadi dışarı çıkalım. Ne yapacağız dışarıda?
iyi patlarız. Saçmalama. Çok ciddiyim. Öykü hayatta olmaz. Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarın kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Tüm kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Aşk varmış, neredeymiş, hayalmiş, gerçek mi, son sözü kim söylermiş? Na na na. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Oh. Son zamanlarda hiç bu kadar eğlenmedim. Ya bir de bana sor. Gerçekten çok teşekkür ederim kızlar. Bana çok iyi geldiniz. Ya kızlar, bence bütün kötü günleri geride bırakıp her şeyi yeniden başlayalım. Ya. Kızlar. Kahkahalarınız sağ yukarıdan duyuluyor. Hoş geldin. Eski günleri andık biraz. Ha bu arada bizimkiler akşam bir parti veriyorlar. Ortaklığı kutlayacaklar. Sizi de davet etmek istediler. Aa, süper haber, gideriz değil mi Şeyma? Ha? Ya bilmem ki, benim öyle bir şey için pek keyfim yok. Hadi ama Şeyma ya, ne yapacağız sen de tek başına? Hep birlikte oluruz. Ay. Evet evet. Evet Şeyma ya, hadi sen de gel. Ya hadi Şeyma, ne olur. Peki tamam. Tamam. Ya bize çekirdek yok mu? E tamam o zaman kızlar, hadi bakkala. Ne oluyor bunlar böyle? Bilmem, çocukluklarına döndüler herhalde. Biz de gidelim mi ortak? Gidelim ortak. Hadi. Oğlum şu halimize baksana. Şıkır şıkır olduk. Kızlar bize bu akşam bayılacaklar. Oğlum bu iyice şaşırdı ha. İlker. Oğlum sen evlendin. Bak bizim gül gibi sevgililerimiz var. Sen daha ne kızından bahsediyorsun birader? Oğlum lafın gelişi söyledim ya. Ağız alışkanlığı işte. İşte lafın gelişi diye bir şey yok abi. Eskiyi unutacaksın. Oğlum evlendin. Sibel senden ne güzel çocuk bekliyor. Değil mi? Ağır ol biraz artık. Artist. Doğru söylüyor. Bakma bana öyle. Aa. Şşt. Nereye gideceğiz? Eğlence mi var? Aşk olsun, bana niye haber vermiyoruz? Yok yok. Eğlence falan yok. Biz erkek erkeğe çıkıyoruz ablacığım. Oğlum üç saf eğlenemezsiniz ki. Ben de geleyim işte, hep beraber eğleniriz. Halacığım biz başka bir akşam çıksak ha? Beraber. Sen bizi bu gece azat et. İyi tamam. Dizim var zaten, benim dizi izleyeceğim. Ay. Ayaz. Gelirken fındık fıstık dondurma falan bir şey alın bari. Tamam tamam Alacığım. Tabii tabii tabii. Hadi. Hadi. Öpüyorum Alacığım. Oldu.
Vallahi çok güzel ev bulmuşsun Şeyma'cığım. Güle güle otur. Buraya bunu söylemek için mi geldin Mete? Kızlarla da aranı düzeltmişsin. Aferin. İstediğin her şeyi yapıyorum köle gibi. Hiç öyle söyleme Şeyma'cığım. Biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Öyle kölelik falan yok. Mete daha ne kadar bu oyunu sürdürmeyi düşünüyorsun? Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Mete'yi buraya sen mi çağırdın? Yo. Ayaz çağırmıştır herhalde. Ne oldu? Sorun mu var? Yo. Merak ettim. Duyduğuma göre Mete son zamanlarda değişmeye başlamış. Herkesle arasını iyi tutmak için çabalıyormuş. Nasıl buldunuz partiyi? Her şey istediğiniz gibi mi? Aslına bakarsan senden biraz daha hareketli bir şeyler beklerdim olacak. Durum Mehmet Bey. Daha gece yeni başlıyor. Ortaklığımızı kutluyoruz. Hem de Öykü'nün başarısını. Herkesin haberi var mı? Yok aslında. Henüz fırsat olmamış söylemeye. Ne oluyor ya? Bize de söylemeyi düşünüyor musunuz? Arkadaşlar Öykü kariyerinde çok büyük bir adım atmak üzere. Eğer her şey yolunda giderse... Sen söylemek ister misin? New York Moda Haftası'nda yer alma fırsatı ayağıma geldi. Ama öncesinde İstanbul'da son bir koleksiyon sergilemeliyim. Ve bunun da beğenilmesi lazım. Ay Öykü, başaracağına inanıyorum senin ya. Ay. Aleyküm. Aleyküm. Tabii bu arada önemli bütün desteğiyle Öykü'nün arkasında. Bunu da unutmamak lazım. Asıl önemli olan Öykü'nün tasarımları. Ayaz, biraz konuşalım mı? Gel gel. Hayır, ben bilmiyorum.
Güzel bir gece oldu değil mi? Daha eğlence yeni başlıyor. Hah, ben de onu diyecektim ortak. Eğlence daha yeni başlıyor. Ne diyorsun sen? Ya biraz alakasız olacak ama atölyedeki yangını hatırlıyorsun değil mi? Hani babanla az kalsın ölüyordunuz. Tabii hatırlıyorum da. Ne yani Yasin? Ben o yangını kimin çıkardığını buldum Ayaz. Kim? Bence kendin görmelisin. Al bak. Hayat ne kadar acayip değil mi Önem? Sürprizlerle dolu ya. Sen git adamın atölyesini yak, sonra da onunla ortak ol. Bir yalan mı? Sen neredeyse kocanı ve oğlunu yakarak öldürecektin. O bir kazaydı. Mehmet de Ayaz'ın orada olduğunu bilmiyordum ben. Sonuçta atölyeyi sen yaktırdın değil mi Önem? Evet, ben yaktırdım. Ya atölyeyi anneye yaktırmış Ayaz. Görüyor musun? Ne kadar acı. Tam bir aile faciası. Ama neyse ki sadece ben biliyorum, merak etme. Ne istiyorsun söyle. Sana önce olacakları anlatayım. Annen hapise girecek. Maalesef. Bak, babanla ne kadar mutlular değil mi? Ha? Onca yıl sonra tekrar bir araya geldiler. Ne kadar mesutlar. Ama tekrar ayrılacaklar. Annen hapise düşecek. Sen de oturup babanla onun yasını tutacaksın. Ha, tabii bir de Öykü var. Öykü burada en önemlisi değil mi? Annen hapse girerse Öykü'nün kariyer planları bitecek. Çünkü bu yolda annene ihtiyacı var Öykü'nün. Önemsiz olmaz. O kadar da kötü değilim. Bak, bütün bunların olmaması için sana bir şans vereceğim. Herkesin mutlu kalması için son bir şans. Lafı uzatma. Ne söylüyorsan söyle. Çok basit Ayaz. Sen Öykü'yü terk edeceksin. Ben de susacağım. Şş, sakin ol ya. Bak, herkes ne kadar mutlu. Herkes ne güzel eğleniyor. Bu geceyi bozmayalım, değil mi? Sen benim anlattıklarımı dinledin. Hesabını iyi yaparız. Şimdi, ya Öykü'yle beraber hepiniz mutsuz olacaksınız, ya da Öyküsüz hepiniz mutlu olacaksınız. Karar senin. Ya Öykü, ya annem.